Evet, sizleri fazla uykusuz bırakmayacağız. Önemli yine konuya gireceğiz. Çünkü yarın Arife, mesajlar geliyor özelden bana. Atilla abi, aman o söyleyeceklerinizi hemen erkenden söyleyin. Yarın çok önemli bir gün bizim için diyor esnaf arkadaşlarımız. Ben de onları uykusuz bırakmayacağım. Hocam geliyoruz. Hani diyoruz ya, hep böyle bu kuru fasulye çok kıymetli. Fasulyenin nimetlerine diye başlarız ya. Bu 1461 Trabzon maçıyla ilgili bu hafta içerisinde bir yazı çıktı. Karar alındı. İşte İl Güvenlik Kurulu Trabzon tarafı maçı seyircisiz oynatmak adına Samspor kulübüne yazı yazdı. Biz de bunları sayfamızda paylaştık. Sence bu maç seyircili mi oynanacak, seyircisiz mi oynanacak? Veya Şimdi gidişatlardan önce haberini alalım. süreç hakkında Bilgilendirelim. bilgilendirelim izleyicilerimizi. Geçtiğimiz hafta sonu zannediyorum ya da bu haftanın başı Trabzon İl Güvenlik Kurulu güvenlik gerekçesiyle iki takım taraftarı arasında gerginlik çıkabileceği gerekçesiyle rakip takım seyircisinin yani Samsunspor seyircisinin Trabzon maçına alınmaması yönünde bir karar alıyor. Bu kararı da valilik vasıtasıyla, emniyet müdürlüğü vasıtasıyla Samsunspor'a bildiriyorlar. Yani yazı Trabzon valiliğinden Samsun valiliğine, oradan da emniyet vasıtasıyla Samsunspor kulübüne geliyor. Sana bir yardımcı olmak açısından valilik derken vali yardımcıları bu işleri. Her iki tarafın Başkanlığında evet Vali Yardımcısı yardımcıları. Başkanlığında toplanan bir kurul bu. Evet. İl Güvenlik Kurulları. Nasıl ki Fenerbahçe Galatasaray maçı oynandığında İstanbul İl Güvenlik Kurulu toplanıyor. Diyor ki güvenlik gerekçesiyle rakip takım ya da deplasman takımı seyirci getirmeyecek. Vali yardımcılarını Karar görevlendiriyorlar. veriyor. Evet. Şimdi Trabzon İl Güvenlik Kurulu da böyle bir karar aldı ve bu durumu Samsunspor kulübüne emniyet aracılığıyla bildiriyorlar. Pazartesi günü yani dün Samsunspor Kulübü Başkanı Sayın Erkut Tutu 1461 Trabzonspor Kulübü Başkanıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. Diyor ki İl Güvenlik Kurulu'nun böyle bir kararı elimize geldi. Bu kararı birlikte bir karar alalım, tekrar müracaat edelim ve bu durumu düzeltelim. Biz seyircimizin oraya gelmesini istiyoruz. Seyircimize güveniyoruz. Böyle nahoş, herhangi bir olumsuz olay yaşanmayacağına inanıyoruz. Seyircimize güveniyoruz. Biz oraya seyircimizle gelmek istiyoruz diyor. 1461 Trabzon kulübünün başkanı da diyor ki, evet aslında biz de Samsun seyircisinin gelmesini istiyoruz. Gelmemesi yönünde herhangi bir talebimiz de olmadı. Ama güvenlik kurulda böyle bir karar verdi diyor. O zaman iki başkan diyor ki biz o zaman Trabzon Güvenlik Kurulu'na tekrar müracaat edelim. Bu takımın, bu maçın rakip takımın seyircisinin de izleyebileceği şekilde herhangi bir yasak olmasın. Bir olay çıkmayacak. İki kulüp bu konuda elinden gelen çabayı gösterir. Bu maçı seyircili oynatalım. Yani Samsun seyircisi de kendisine ayrılan bölümde yerini alsın diye bir görüşme yapılıyor. Trabzonspor 1461 Trabzonspor kulübü bu işin başındaki vali yardımcısına durumu bildiriyor mu bildirmiyor mu onu bilmiyoruz. Şimdi bu bir telefon görüşmesi ama Samsunspor kulübü bu durumda bu konudaki isteğini ve talebini Samsun'da İl Güvenlik Kurulu'nun başındaki vali yardımcısına bildiriyor. Şimdi beklemedeyiz. Bugün günlerden Salı. Yarın Çarşamba Arife ve 12'den sonra resmi tatil başlıyor. Yarın 12'den sonra resmi tatil başladığı için yarın 12'ye kadar bu konuda olumlu ya da olumsuz bir yazının gelmesi lazım. Hocam şu anda bir bilgi geldi. Müracaatımıza ilişkin şu ana kadar olumlu bir yanıt gelmiş değil. Taraftarlarımızı gereksiz bir beklentiye sokmanın da bir yararı olmayacağı yönünde bir Evet. mesajım var şu anda. Samsunspor yönetiminden geliyor bu mesaj size Doğrudur. herhalde.
Şimdi bazı sitelerde yayınlanan haberler var. Haber sitelerinde, sosyal medyada bu yasağın kalktığı yönünde bir takım haberler yayılıyor. Bu akşamdan itibaren resmi olarak henüz netleşmiş, kesinleşmiş bir durum yok. Söz konusu değil. Hocam bir de şimdi madalyonun öbür tarafını düşünelim. Düşünelim. Samsunspor talebinde bulundu ve maç seyircili oynandı. Allah göstermesin. Olaylar, istenmeyen olaylar olursa Trabzon cephesi ne diyecek? Biz size il güvenlik kararıyla gelmeyin dedik. Olaylara siz sebebiyet verdiniz. Derler mi demezler mi? Kulüp demez. Madalyonun de, bir tarafı. Kulüp diyemez. Çünkü hayır yani kulüp olaylar çıktığı zaman olumlu anlamda talepte bulunursa diyemez. Hayır bu bak ne diyorum bunun zaten. Bunun üzerinden gitmeyelim. Bu doğru bir yaklaşım değil. Hay anasını benim de her şeyime doğru yani niye olumsuz bir beklenti? Yani niye bir olay çıksın? Hocam, ya memleketin şu anda içinde bulunduğu durum zaten yeterince olumsuz. Ya olaylar çıktığı zaman Samsunspor'a fatura edilecek. Bak, ben onu demek istiyorum. Bahsediyorsun. Bir 30, çıkmasın hocam. 30 saniye müsaade eder misin? Bitireyim. Ederim. Memleketin içinde bulunduğu durum zaten sıkıntılı. Evet. Herkes gergin. Esasında birlik herkes ve beraberliğin en güzel yani olabileceği bir cevaptır bizim bu. Bizim şu anda birliğe, beraberliğe ihtiyacımız varken el ele, kol kola ne kadar güzel olur. Hatta iki takım seyircisi aynı tribünde, aynı bölgenin takımı olarak bu maçı seyretsen ne olur? Ben oraya getireceğim. Kim işte ne kaybeder? Ve çok güzel bir örnek olur. Ve kim ne kazanır? Ya çok şey kazanırız. Bunu düşünmek lazım. Yani çok şey kazanırız. Trabzon İl Güvenlik Kurulu. Hayır böyle bir karar niye alıyorsun hocam ya? Şunu da düşünmüş olabilir. Ya şimdi bayramdır. Polislerin büyük bir bölümü izine ayrılmıştır. Şu da var ama yani şimdi bugün Doğu illerindeki bu olumsuz atmosfer oradaki terör ortamından mütevellit. Çevik kuvvet ekiplerinin batıdaki çevik kuvvet ekiplerinin büyük bir bölümü geçici görevle oradalar. Yani Trabzon Emniyeti belki de baktı durumuna, elindeki personel sayısına, böyle bir ezeli bir rekabet de var. Geçmişte yaşanmış istenmeyen bir takım nahoş durumlar da var. O yüzden ama böyle bir karar var. Ha bu karar doğru mudur? Sonuna kadar yanlıştır. Samsunspor seyircisi bu maça gitmeli midir? Evet gitmelidir. Ama yasak kalktı, şu oldu, bu oldu gibi insanları gereksiz yere beklentiye sokmanın da anlamı yok. Hocam esasında biraz sabırlı olmakta fayda var. Yarın öğleye kadar zaten bu iş netleşir. Yarın 12'den sonraya bu iş kaldığı zaman zaten olumsuz demektir. Hocam esasında ne kadar güzel bir ortam şu anda. Birlik ve beraberlik için. Ki Trabzon Samsun maç konusunda sportif anlamda bir ezeli rekabetimiz var. Gelin bunu burada Türkiye'ye bakın biz burada da tek yumruk olabiliyoruz. Buna ihtiyaç var. Mesajını en güzel ortama şu anda. Ama bunu yapabilecek kapasitede taraftarımız var mı? Mesela benim bu söylediğime hadi be oradan sen de gittin de arkadaşlık dostluktan bahsediyorsun diyenler de var şu anda. Tahmin ediyorum. Ama bazıları da Cebeci çok doğru söylüyorsun. Hakikaten burada Türkiye'de biz başlatalım bunu. Atıyorum Kayseri Sivas olayları zamanında olmuştur. Gelsinler onlar Kayseri Sivas maçında tek yürek olsunlar. Birlik olsunlar. En güzel verilecek cevap esasında bu hafta Samsun, Trabzon kardeş işbirliğini yapmak. Belki de bu adımlar bunun için atılıyor. İnşallah da öyle olur. Yani onlar bizi orada, ben çok iyi biliyorum, iyi dönemlerimizde her iki tarafın grupları orada birbirimizi ağırladık. Sahanın içinde türbün liderleri el ele kol kola gezdikleri günleri de biliyorum. Biz bunu başaramayacak insanlar değiliz. Artık bazı şeyleri geride bırakmamız lazım. Diyorum, yani bu çok güzel bir örnek olur esasında. Ama benim bu söylediğime kaç kişi evet der, kaç kişi hayır der? Bu da bir soru işareti. Yazsınlar insanlara bize mesajlarını. Yazsınlar. Bu konudaki düşüncelerini de yazsınlar. Biz de paylaşalım. Yani
Yani biz buradan doğuya da mesaj veririz. Bakın Karadeniz yeri geldiği zaman tek yumruk oluyor mesajını da almış olurlar. Bazı yerlere de bu mesaj gider. Doğuya vermeyiz o mesajı da şer odaklarına veririz. Ya öyle ya, ya ben dedim anladın işte. Anladım, sen evet. Zeki adamsın. Evet. Şimdi Recep Çalışkan, Bursa Samspor Taraftarlar Derneği Başkanı Recep Çalışkan, Ender Gübe Atilla Cebeci Spor 55'in 25. yılını kutlarım. Samsun sporumuzun, taraftarlarımızın, teknik heyetimizin ve yönetimimizin ve sizlerin mübarek kurban bayramını kutlarım. Arif Alkan, kimle oynasak oynayalım, yendiğimiz zaman içim acıyor, yenildiğimiz zaman içim acıyor ama elendiğimize sevindim. Biz iki kulvarda yarışacak durumda değiliz. Kupayı ne yaparsan yap, bize yedirmezler. Zaten gereksiz maçlarla da oyalanmadan hedefe doğru yürümek daha mantıklı, elenmek en doğru karar. Şerif Çelik, puan silme işleminin seçimden sonra uygulanacağı doğru mu? Ender hocamın söylediklerine... Puan silme işinin uygulanıp uygulanmayacağı henüz kesin olmadığından seçim öncesi ya da sonrası gibi bir yorumda şu anda doğru olmaz. Yani seçimle ne alakası olabilir bu işin? Hocam şimdi tabii yani o da bir neden olabilir hocam. Şimdi benim puanımı şu anda 3 puanımı silecek. Hı. Burada AKP sempatizanları Samspor taraftarlarından belki de oy kaybedecek. Bu da bir gerçek. Ya biz birinci bölümde hep boş konuşmuşuz demek ki ya. Ya ben diyorum ki bu işe siyaset bulaşmasın. Futbol Federasyonu'nun bağımsız kurulları var. Bu adamlar hukukçu diyorum. Kararı verecek olan ya tahkim kurulu diyorum. Sen hala yok onun sempatizanı bunun sempatizanı. Ya sempatizanı hocam adam fikrini belli etmiş. Diyor ki seçimden sonra olabilir mi? İşte tamam ben ona bir şey demiyorum. Ben bu işin seçimle alakası olmadığını düşünenlerdenim. Sen öyle düşünüyorsun. Allah Allah. Sen olayı getiriyorsun oy kaybetmeye şuna buna ya. Bırak Celil bu oy mu işini bizim Ender siyasette. Ender hocanın söyledikleri sonuna kadar ya. Doğru. Geçen sene Diyarbakır'ı eleyince 70 bin lira verildiği yazılmıştı. Ahmet sen niye doğru söylemişsin ki hocam 70 bin lira? Orada ben onu anlayamadım. Sen anlayabildin mi? Yok. Ahmet Durmaz, merhabalar üstadlarımız. Bugün Samsunspor'un İstanbul'daki gurbetçileri yine üzdü. Bu takım İstanbul'da hiç iyi gelmiyor. Hayırlı bir yenilgi oldu. Bu kadro iki kulvarda yürümez. Hedef Süper Lig. Bizleri başkası kesmez. Tek kurtuluş Samsun için budur olması. Çok doğru bir tespit. Hiçbir sebep de yok. Yeter ki inanalım, isteyelim. Ne mutlu Samsun'un diyene İstanbul Esenyurt'tan sevgiler, saygılar. Evet, iki kulvar bizi zorlar. İki kulvar bizi yorar. Hayırlı olmuştur. Evet. Atilla abi, 1461 Trabzon maçında neden seyircimiz alınmıyor? Adana derbisinde seyirciler stadyuma girebiliyorlar da neden Samspor giremiyor? Yoksa Trabzonsporlular bizden korkuyor mu? Herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun. Hasan Karamuk, selam iyi yayınlar. Seni seviyoruz Ender hocam demiş. Beni sevmiyorlarmış. Orhan Teşekkür Çakır, ederim. Bakan Bey, belediye başkanı Samspor para bulmalı. Melik Gökçek, Fatma Şahin, Adana, Balıkesir, Urfa nasıl buluyorsa bizimkiler de öyle bulmalı. Gerisi teferruat. Biz yalandan yere kendimizi kandırmayalım. Orhan Okan, Atilla Bey bize kupa, Angariye bize Süper Lig lazım. Bak bazı şeylerin bilincine varmış taraftarlarımız. Yani kupanın bir angarya olduğunu düşünüyorlar. Yüksel Ömür doğru mu düşünüyorlar? Onlar öyle düşünüyor. Ben doğru öyle düşünmüyorum. Ha. Ben öyle düşünmüyorum. Ya farkına varmış dediğin zaman sanki doğru bir yorum çıkıyor oradan da. Ya elenince o çıkacak hocam. Bir üst tura çıksaydın bunları konuşur muyduk? Bir de onu sen söyle. Yüksel Ömür iyi yayınlar. Erkut Başkan'a söz verenler niye sözlerini yerine getirmiyorlar? O kongrede biz sana destek vereceğiz demediler mi? Bayram geldi, el öpenler yok oldu. Barış Bağcı, iyi akşamlar abi. Allah'ın izniyle olacak bu sefer geliyoruz. Süper Lig, Ümit Hoca'ya güveniyoruz. Özgür Demir, takım çok iyi gidiyor. Artık söylenecek pek de fazla bir şey yok aslında. Tek yapılması gereken şey her türlü bu takıma destek olmak. Maddi manevi bu takımın yanında olmak lazım. Bu sezon güzel neticelerle sona erecek. Ahmet Durmaz, bugün evet okudum onu. Benim özele gelen var mı? Önümüzdeki hafta içeride 50. yıl kareografimiz var. Evet hocam bu 50. yıl kareografiyle ilgili bugün bir de yine sanal alemde yürüyoruz 65'ten sonsuzluğa adlı bir fragman dönüyor. İşte izleyebildin mi? Gördün mü onu da? Belgesel.
Samsunspor belgeseli Saadettin çekiliyor. Saadettin Turgut iyi yayınlar değerli arkadaşlarım demiş. Ancam aklına geldi sevgili hocam. Remzi Karakaş ama çok erken atmış. Evet saatine baktım erken atmış. Teşekkür ediyorum. Remzi Karakaş. Saadettin Turgut nerelerde çok göremiyoruz. Hocam ben de çok özledim. Ben de çok özledim. Ona bir selam söyleyelim buradan. Çok açmasın arayı. Evet. Remzi Karakaş abi merhaba, kupa maçına bilerek mi asılmadık? Şayet öyleyse lige konsantre olalım. Önce şampiyonluk olmazsa lig ikinciliğinde playoff'a kalırsak hüsrana uğramayalım, saygılarımla demiş. Evet hocam. Benim şimdi burada sana söyleyeceğim başka bir şey yok. Bu haftadan sonra Antep maçını oynayacağız. Antep maçından sonra kupa nereden çıktı hocam? Milli takım arası var. Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi tabii önce bu hafta 1461 Trabzon maçı var. 1461 Trabzon maçı önemli bir maç. Deplasmanda oynayacağımız bir maç. Ezeli bir rekabet söz konusu. Dostluk içerisinde geçmesini temenni ediyoruz. Bizim de 3 puanla ayrılmamız temennisinde bulunuyoruz. Samsun Spor takımı bu hafta Bolu Spor karşısında ikinci yarıda oynadığı futbolu sahaya yansıtabilirse 1461 Trabzon maçından 3 puanla ayrılır. Ben 3 puan olmazsa bile en kötü ihtimal bir beraberlikle oradan dönebileceğimiz kanaatindeyim. Golü erken bulursak maç tam bizim istediğimiz kıvama gelir. Özellikle ilk yarı bulursak tam bizim istediğimiz kıvama gelir. Çünkü biz defansın arkasına atılan uzun toplarla çok daha etkili olabilen bir takımız. Bu noktada tabii Ofeodo'nun sakatlığının düzelip 1461 maçında oynayıp oynayamayacağı bir soru işareti olarak duruyor. Hemen ardından da bir hafta sonra da Antep Belediye ile evimizde oynayacağız. Antep Belediye takımı da şu anda zannediyorum 9 puanda yanılmıyorsam. O da lige iddialı giriş yapan takımlardan bir tanesi. En azından bizim gibi maddi sorunları olmayan bir takım bildiğimiz kadarıyla. Eğer bu iki karşılaşmadan Ümit Hoca'nın dediği gibi 4 puan olursa ideal olur. 6 puan kaymaklı ekmek kadayıfı olur. Ondan sonra da milli maç arası var. Milli maç arasında da iyi bir şekilde gençlerimizi değerlendiririz dedi hoca. Takım biraz daha fazla birlikte çalışma, biraz daha fazla idman yapma, birlikte oynama sürecini de geçirmiş olacağı için daha iyi olur diye düşünüyoruz. Hep söylediğimiz gibi bu süreçte alabildiğimiz kadar puan almamız lazım. Attığımız her golün, aldığımız her puanın mutlaka ve mutlaka bizi hedefe taşıyacak olan yolda önem arz ettiğini ifade etmek istiyorum. Bu arada gelen mesajlar var benim alalım telefonuma hocam. Da onları da paylaşayım. Bu Sinan Samsun Spor Niki ile yazan kardeşime, Sinan kardeşime çok selam söylüyorum. Özellikle selam istemiş. İsmail var adlı seyircimiz. Ben bugün Adem Yazıcı ile konuştum. Kendisi biz o işi hallettik, seyirci gidecek dedi diyor. Ben konuştum diyor. Yalnız ben onu hemen açıklığa kavuşturayım. Adem Yazıcı ile gündüz saatlerinde konuşuldu. Onun haberi yoktu. Ama son gelişmeler bizim anlattığımız gibi, bundan da taraftarlarımızı bilgilendim. Son gelişme onun anlattığı gibi falandan ziyade henüz şey oldu, bir girişim oldu, yazı yazıldı ama herhangi bir cevap, olumlu bir cevap şu ana kadar gelmedi. Yine Yavuz Selim Han adlı izleyicimiz bu konuda aynı şeyi söylemiş. Bazı internet sitelerinde seyircili diye yazıyormuş. Onu yarın 12'ye doğru netleşir. Kanatsız meleğim benim, Büyükşehir Belediyesi bir hamle yapsın diyor. Yani Samsun Spor'un içinde bulunduğu bu durumdan çıkabilmesi için Büyükşehir Belediyesi'nin mutlaka ve mutlaka öncülük yapması gerektiğini, bir adım atması gerektiğini özellikle belirtiyor. Ali Cansemiz 1461 maçına gitmek istiyoruz demiş.
son durumu söylemiş, onu açıkladık. Mehmet Arslan, selamlarımızı gönderiyoruz. Hasan Sırdaş Yolcu'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Adnan Meral aynı soruyu sormuş. Bu arada Adnan Meral bizden gelecekti de. Mesut Batın ve Tarık Şahin vefalı Kuzey Kuzey Niki ile bize yazan arkadaşımıza buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Mali açıdan sıkıntılı günleri aşmak amacıyla oturup ağlamak yerine topyekün seferberlik ilan edelim. Bir SMS gibi bir yardım programı önerelim. SMS yoluyla böyle bir seferberlik çağrısında bulunuyor. Kendisiyle de Bolu maçında karşılaşmıştık. Çocuklarıyla beraber maça gelmişti. Onlara da buradan selamlarımızı iletelim. Ben de hemen Muharrem Bahar Kardelen ne Ahmet, buradan selamlarımızı iletelim. Ahmet Tural'a da ben buradan selamlarımı iletiyorum. 3 sene önce Vedat Er Yılmaz yazmış. 3 sene önce Süper Lig'e çıktığımız sezonda hatırlarsanız dostluk köprüleri Samsun'umuzda atılmıştı. Trabzonlu taraftarlara hem Samspor hem de Trabzonspor formaları giydirilmişti. Çok doğru, ben hatırlıyorum onu. Samsun'daki maç zamanı geldiğinde Trabzon'daki maçta ne oldu da dostluk köprülerini yıktılar? Başkan taraftarlar arasında izledi. Ne oldu da lavabo musluklarını taraftarlarımızın başından aşağıya atıldı? Onlar kabul etmiyor ki dostluğu, demiş. Bu, evet Vedat, ben de bu konuyu bir arkadaşımla özel olarak paylaştıydım. O sene hatta İsmail Uyanık, Trabzonspor Kulübü Başkanı kimdi hatırlamıyorum da. Ondan beraber sahanın içinde el ele kol kola. O zaman Süleyman Urma da bizdeydi. Menajer olarak bizdeydi. O zaman köprüler atılmıştı. Ama gerçekten oraya gittiğimizde biz çok kötü karşılandıydık. Bunu da altını çizerek söyleyeyim. Şimdi onu geçmişe çok takılmamak lazım. Onlar bize bunu yaptı. Biz onlara bunu yaptık. Şunu yaptık. Diyorum bunu şimdi birlik zamanı. Yani onları şimdi birlik zamanı onları hocam. Onları geride bırakmak lazım. Bırakalım yani. Bundan sonra ne yapıyoruz? Bana çok sevdiğim bir arkadaşımın bir şeyi var. Atilla, gerideki yapılanları, yaptıklarını, sana yapılanları bir tarafa bırak. Hiç düşünme, önüne bak diyor. Ama bazen insanlar hocam önüne baktığı zaman o arkasındaki yapılanların haksızlıklarını da bir türlü unutamıyor. Taş atana gül atabiliyor muyuz? Hocam taş atana ben gül atmam hocam. Kusura bakma. Sen taş at o zaman. Taş atana ben gül atmam. Değil mi Sado? Sen taş atana taş atmaya devam et abi. Hayır hocam. Taş atıyorsa taş atarım hocam. Ekmek atıyorsa ekmek atarım. Gül atıyorsa gül atarım. Öyle değil mi Sado? Mustafa Şahin demiş ki az önce Atilla abi sordu demiş. Beni sevmiyorlar. Ender Hoca'yı seviyorlar diye. Onu da seviyoruz. Üzülmesin teşekkür demiş. Hocam ben şaka söylüyorum. Biz nerede ne olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Yerimizi de yıllardır aynı şekilde korumaya çalışıyorum. Bunu da ben bilincindeyim. Çünkü bana, ya hocam bir şey anlatayım mı? Anlatmayayım değil mi hocam? Anlat. He? Anlat. Madem bu konu buradan açıldı da anlatayım. İsim vermeyeceğim yalnız. Çok değerli bir iş adamımız. Sanayicimiz. Bundan yıllar evvel, yaklaşık tam hocam 15 sene evvel veya 17 sene evvel televizyonda otururken sekreter bana dedi ki Atilla Bey telefonda X adıyla birisi sizi arıyor. Benim bakayım dedim. Bağladılar. Bana dedi ki Atilla Bey sizinle görüşebilir miyiz dedi. Özel olarak benim ofisime gelin dedi. Görüşelim dedi. Hayırdır dedim. Ya vaktiniz varsa gelin bir çayımı kahvemi için dedi. Atladım gitti. Atladım gittim. Ben bunun sesini kısmıştım ama niye çaldım. Oturduk. Çok büyük bir sanayici. Gerçekten çok büyük bir sanayici. Şöyle yaslandı. Dedi ki seni dedi ben dedi 10 senedir dedi takip ediyorum. 25. yıldayız ya. Hani 15 sene evvelinden bahsedersek 10 yıldır seni takip ediyorum dedi. Sen dedi programlarında
Trabzonlu sana bağlandığı zaman sen kapat, sen arama, bizi izleme diyordun dedi. Zaman geçtikçe dedi, sen dedi olgunlaştın. Bir dedi televizyoncu olduğunu kabul ettin ve dedi onlara dedi zaman zaman telefonları konuk olarak aldın dedi. 25 sene geçti ama hala taş atanı taş atmaya devam ediyorsun. Hocam taş atarsa taş atarım devam ya. Et. Ne atacağım ya? Kafam gözüm mü yarılacak? Devam et. Allah Allah. Sana dedi bir soru soracağım dedi. Dedim hayırdır dedim. Biz dedim okulları yani bitireli çok oldu. Yok yok çok basit bir soru soracağım dedi. Bana dedi 5 tane Samsunlu iş adamı saysana dedi. 2 dakika içinde dedi sana süre veriyorum dedi. Şöyle yaptı. Süren başladı dedi bana. Hocam o anda aklına ne gelir senin? 5 tane hemen. Samsunlu iş adamı. Hocam 3 tanesini saydım. Çünkü böyle bir soruyu sorduğunuz zaman hemen karşılığında hemen düşünemezsiniz. O zaman zarfı çok dar. Saydım 3 tanesini. Böyle yaptı. Hadi hadi. Dakika bitiyor dedi. Son 30 saniye dedi. 2 tane daha söyle bana dedi. Hocam söyleyemedim. Söylediğim isimler onları geç dedi. Onlar o Samsunlu değil dedi. Şöyle düşündüm hakikaten Samsunlu değil. Ne oldu dedi. 5 tane dedi Samsunlu iş adamı sayamadın dedi. Bak sana bir şey söyleyeyim dedi. Ben dedi Trabzonluyum. Trabzonspor'un da dedi delegesiyim dedi. Her dönemde Samsunspor'un bu zamana kadar dedi İsmail Uyanık dahil her döneminde benim dedi kapıma gelindiğinde dedi hiç kimseyi boş çevirmedim dedi. Bir dedi şöyle bir düşün bakalım dedi. Samsunspor'a dedi bizim dedi katkı verdiğimiz kadar dedi hangi Samsunlu veriyor dedi. Hocam o arada yemin ediyorum o arada karar verdim. Çok taş atana gül atmaya mı karar verdin? Çok doğru söylüyorsunuz dedim. Bundan sonra dedim ben Trabzonspor'la ilgili Trabzonlu iş adamlarıyla ilgili dedim kesinlikle ağzımdan dedim hiçbir kötü söz çıkmayacağını söz veriyorum dedim. Tam 17 sene evvel oldu. Benim sevdiğim dostlarım Trabzonlu. Benim ev sahibim Trabzonlu. Kiracım Trabzonlu. Çok samimi arkadaşlarım Trabzonlu. Ama bunlarla maç konusunu konuşmayacaksın hocam. Bak çok iyi dostlukları vardır. Konu maç oldu mu konuşmayacaksın abi. Beyaza kara diyor. Karaya beyaz diyor. Ve onlarla ben bu sporu konuşmuyorum. Bak şimdi hemen aklıma geldi Vedat. Tanıyorsun. Nasıl birisi hocam? Vedat kardeşim. Dört dörtlük insan. Şimdi. Adnan kardeşim. Nasıl birisi? Dört dörtlük bir insan. Cenazeme gelir. Düğünüme gelir. Bayramımı kutlar. Kandilimizi kutlar. Biz bazı şeyleri ben Trabzon'da benim kafam gözüm yarıldı. Bunları da unutmadım. Ama geçti. Onlar da kendilerini yenilediler. Onlar da o şekilde değiller. Tabii içinden birkaç tane çıkıyor. Bunları biz ne yapmamız lazım? Egale etmemiz lazım. Daha başka bir örnek vereyim. Sevgili Ali Yılmaz. Trabzonlu. Yıllardır ben televizyonda çalıştım. Ekmeğini yedim. Ben bu insanlara nasıl kötü diyebilirim? Nasıl aynı kefeye koyabilirim? Mümkün değil. Mümkün değil. Onun için şimdi dediğimiz gibi birlik, beraberlik zamanı. Gelin el ele olalım, birlik olalım, diri olalım, çıkalım, futbolumuzu oynayalım, dostça oradan ayrılalım. Ha bunların bu iyi niyetin bir kısmını da onlardan görmemiz gerekiyor. Trabzon cephesi de bu vefayı bize göstermesi gerekiyor. Ben şimdi 55 plakalı arabamdan gideceğim. Maçımı seyredip rahat rahat dönmek istiyorum. Ben bunu istiyorum. İnşallah biz de bunu bu cumartesi günü başarırız. Salı günkü programda da
bu söylediklerimizin hepsinin orada gerçekleştiğini görelim diyorum hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir insanın doğum yerinin Trabzon olması, Ordu olması, Giresun olması, Rize olması, Samsun olması, Ankara olması önemli değil. Tuhaf karşılanacak bir şey değildir. Değil. O insanın doğum yeridir orası. Bir anlamda vatanıdır. Ata toprağıdır, ana toprağıdır. Önemli olan o insanın nerede ne iş yaptığıdır. Şimdi Samsun'daki iş adamlarına, şöyle Trabzonlu olan iş adamlarına bir bak. Bu çok polemik konusu olduğu için, sen de bu konuyu açtığın için ben de konuşuyorum bununla ilgili. Şimdi bununla ilgili çok isim verebiliriz. Verebiliriz, evet. İsim vermeye gerek yok ama hepsi için aynı şey geçerli. Annesi, babası, dedesi Trabzonlu olabilir. Kendisi Trabzon'da doğmuş da olabilir. Var hocam öyle ama arkadaşlarımız. Ama gelmiş Samsun'a yerleşmiş. Hocam mezarlığı Samsun'da, burada ya. Samsun'da yatırım yapmış. Evet. Samsun'da yatırım yaparken, işe alırken sen nerelisin, sen nerelisin diye sormamış. Evet. Samsun'un bir parçası olmuş. Bu şehre bir aidiyet bağıyla bağlanmış insanlar bunlar. Samsun Spor'a yardım konusunda geldiği zaman da hiç kimse ya kardeşim ben Trabzonluyum Samsun Spor'a yardım etmem demiyor. Bugün Samsun Spor'un son 5 senesine bir baktığınız zaman yardım yapanlar, maddi destek verenler, sponsorluk evet. anlamında, reklam anlamında destek verenlere bir bakın. Ya bunların nerede doğduğunun önemi yok ki. Hocam, nereli olduklarının önemi yok ki. Bu insanların yaptığı işin, yaptığı yatırımın önemi var. Ya çok basit bir şey ya. Çok basit bir şey. Şu anda içinde bulunduğumuz kurum Haberax TV. Evet. Borsan Holding'in bünyesinde, doğru mu? Doğru. İşe alırken sen nerelisin diye soruyorlar mı abi? Yani şurada kameraman arkadaşlarımız çalışıyor, gazeteci arkadaşlarımız çalışıyor, diğer inşaat alanları var. Hepsi çoğu buralıdır hocam. Yani sen nerelisin diye soruyor mu bu insanlar? Ekmek veriyor. Milyon dolarlık yatırımlar evet. yapıyorlar ve bu şehre yapıyorlar. Bu şehrin kalkınması için, bu şehrin ekonomisine katkı sağlamak için bunu yapıyorlar. O yüzden biz neyi tartışıyoruz abi? Biz neyi konuşuyoruz ya? Hocam başka bir şey daha söyleyeyim ya. Yine ondan ilgili hemen İsa bağlantı. İsa Karacabey bak bir şey yazmış, şimdi onu okumam lazım. Başını okuduğum için önemli olduğunu düşünüyorum herhalde bu konuyla ilgili. Ben Yozgatlıyım diyor. Samsun'da doğdum. 13 sene Samsun'da yaşadım. Sonuna kadar da Samsun Sporlu'yum. Buyur işte hocam. Yani insanların doğduğu yerler üzerinden ötekileştirmek ne kadar abesle iştigal. Hocam bir şeye şahit oldum. Bak çok önemli. Onlar bize taş attı, musluk attı, şu yaptı, bu yaptı, şu oldu, bu oldu. Şimdi onları dinleyin. Aynı şeyleri belki onlara da söyleyecekler. O yüzden bunu bir kenara bırakmamız lazım. Eğer biz bu bölgenin şehirleri olarak hem ekonomik anlamda, hem siyaset anlamında, hem spor anlamında birbirimize ne kadar çok kenetlenirsek bu bölgenin her anlamda kalkınması ve ileri gitmesi için o derece artı katkı yapmış oluruz. Yoksa birbirimizin eteğinden aşağıya çekelim. Kime ne faydası var abi? Hocam şimdi onu diyeceğim. Borsan Şirketler Grubu Sayın Adnan Bey ne yaptı hocam? Samsun Spor'a alacağı olan borcunu sildi. Koluna bir reklam verdi. Benim alacağım yok dedi. Doğru mu? Artı katkı da yaptı. Artık. Sayın Köktaş 100 bin lirayla, Fuat vekilimiz 100 bin lirayla bu işe dedi ki haydin dedi biraz hareketlendirelim dedi. Katkı sağladı. Başkanlık yaptı bu takıma. Bak aklıma gelmişken hemen söyleyeyim. Samspor taraftarı deplasmana gidiyor. Hiç unutmuyorum. Ya geçen sene ya belki sene. 1461'in ligde olduğu sene. Mazotunu veriyor. Taraftarı iki otobüsün mazotunu git diyor. Oradan alın Dikbeyik'ten. Ya böyle bir şey var mı ya? Cemal amca araba kirli diye çocuklara diyor ki arabayı yıkayın diyor otobüsü diyor. Otobüs yıkamaya giriyor. Oradan kalkıyor bizimkiler diyor ki yıkamayın lan arabayı. Yıkama diyor. Bozuk atıyor. Hocam bu mu insanlık ya?
Şimdi bu tür uç örnekler, bu tür olumsuzluklar mutlaka var. Yani bu her toplumun içinde olduğu gibi bizde de var ama genel anlamda biz bunu yıkabilmeliyiz. Bunu yıkabilecek bir taraftar grubumuz var bizim. Bakın Samsun Spor taraftarı, verdiği mesajlarla, yaptığı koreografilerle, takımına verdiği destekle bu ülkenin gündemine oturmuş bir taraftar grubudur. Seçkin bir taraftar grubudur. Elit bir taraftar grubudur. Sözü dinlenen bir taraftar grubudur. O yüzden böyle ufak tefek küçük şeylere, yok Trabzon bunu dedi, Ordu bunu yaptı, Giresun şöyle baktı, Rize bunu etti. Ya bunlardan artık çıkmak lazım, kurtulmak lazım. Yoksa birbirimizin az önce de söylediğim gibi eteğini aşağıya doğru çekmenin ne bize ne bu bölgeye herhangi bir katkısı olmayacaktır. Hocam Sayın Bakan, eski Bakan Suat Kılıç, Emin Karın döneminde 18 milyon lira para yardım yaptı mı yapmadı mı? Şimdi o 18 milyon lira yardım... Hayır, ben başka yani yardımdan bahsediyorum ya sadece. 18 milyon lira bir kaynak sağlandı. 2 senelik bütçe içerisinde bildiğim kadarıyla, evet. O 2 senelik dönem içerisinde bu 18 milyonluk bütçe sağlandı bu takıma. Tamam mı? Evet. Bunu Sayın Bakan sağladı, iş adamları sağladı, belediyeler sağladı, şehrin o harekete geçen dinamikleri sağladı. Bir de 1006 adam vardı, hatırlıyor musun hocam? Yarıda kaldı. Yarıda kaldı. Şimdi işte söylemek istediğimiz şey şu, tekrar bir harekete geçme durumu söz konusu olursa, bu takıma bir 8-10 milyon lira bir destek sağlanırsa, bu takım bakın lige çok iyi bir giriş yaptı, bu takımı hedefe doğru adım adım hep birlikte el birliğiyle götürebiliriz. Tekrar söylüyorum, bakın şimdi şu çok basit bir yaklaşım tarzı olur, bu işin kolaycılığı olur. Kardeşim bilmiyorlar mıydı, gelmeselerdi göreve. Ya evet. Da bir önceki dönem için, yok bu önceki dönem bunu yaptı, bir sonraki dönem bunu yaptı, yok bunlar şöyle etti, yok gelme. Bunları bir kenara bırakalım. Bunları bir kenara bırakalım. Bakın Samsun Spor'un en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Önceki dönem, sonraki dönem. Para verelim, yardım yapalım da geçmiş dönemin borçlarını mı temizleyelim? Filancıyın borçlarını, alacaklarını mı kaldıralım? Onun temliğini mi ödeyelim? Ama biz bu hesapları yaparken olan Samsun Spor'u oluyor. Onun farkında değiliz. Samsun Spor elden gidiyor. 8-10 milyon lira için elden gitmesin bu takım. Geçmişte sağlanan bu destek, tekrar sağlanmalı. Bunu sağlayabilecek olan Sayın Bakan'dır, milletvekilleridir, belediyelerdir, iş adamlarıdır, şudur budur artık kimse, benim o hiç inanmadığım, hiç kabul etmediğim o şehrin dinamikleri denen kavram var ya, bir görsek o kavramı bir hayırlısıyla. Görürüz hocam. Hocam Burak Ertek, Atilla abi babam anlattı. Kara borsada bilet hikayeni anlatır mısın? Nezarete düşmüşsün, seni çok seviyorum. Anlatayım mı? Hocam biliyor musun bu hikayeyi? Onu dinledik ya 2 hafta önce. Dinlemiş miydik? O zaman anlat. 2 hafta doğru. Önce programda anlattım. Tamam, o zaman babası da bak o yaşamış onu. Sefa Aslankaya Bolu maçında bize en güzel bayram hediyesi veren tüm teknik heyeti, futbolcu, yönetim ve taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Ender hocam, bu arada Atilla Bey'i yine bombalıyorsunuz. Hocam bak, şikayet var. Hayır ya, biz sohbet ediyoruz. Peki. Biz doğal konuşuyoruz. Sefa Parlak hocam, iyi akşamlar. Sizi izliyorum. Bu sene Samsunspor Lig'e çıkabilir mi? Durumlar nasıl? Özgür Demir, PTT 1. Lig'inde sadece Samsunspor taraftarı var. Takımına destek olan, bunu da bütün rakipler biliyor. Bu nedenle taraftarlarımıza yasak getiriyorlar. Ama fark etmez. Bizim futbolcularımız, biz statta da olsak da olmasak da desteği yüreklerinde hissederek kazanmak için savaşacaklar. Yüksel Ömüral, Samsunspor'un yöneticisi Adem Yazıcı'ya gidecektir diye 1 saat önce paylaşmışlar. Özgür Demir, şöyle bir önemi var Samsun'un ünlüler, Orhan Gencebay, Tanju Çolak gibi çok önemli bir özel kanalda Samsun'a destek amacıyla bir program yapsalar. Oo Özgür, geç o işleri, geç. Kaç lira vermişler şimdiye kadar? Tam da benim çok sevdiğim 2 adamdan bahsediyorsun. Muhammed Albayrak,
İstanbul Pendik'ten Muhammed Trabzon deplasmanına giderek Samsunspor tarafından ne kadar büyük olduğunu göstermemiz lazım. Vali görevini yapacak. Bizler de büyüklüğümüzü göstereceğiz. Lütfen deplasman hakkımızı engellemeyin. Yavuz Seliman, Atilla abi 1400 ama Trabzon maçına neden seyircimiz alınmıyor? Adana derbisinde seyirciler stadyuma girebiliyorlar. Neden Samsunspor giremiyor yoksa Trabzonspor bizden korkuyor mu? Selam, iyi yayınlar, seni seviyoruz Ender Hocam. Hasan Karamuk demiş. Hasan Hüseyin Karamuk kardeşlere selam gönderelim. Çarşamba'dan Ufuk Yavuz Aslan'a çok özel selam göndereyim. Geçen akşam karşılaştık, selamlaştık. Ufuk Yavuz Aslan, buradan selamlarımı iletiyorum. Kozluklu Vedat Şen önemli bir şey söylemiş. Şehrin valisi çok önemlidir demiş. Bu tür durumlarda şehrin valisi harekete geçmeli. Hüseyin Aksoy'un geçmiş dönemlerde yaptığı o aktif çalışmaları örnek göstermiş. İsmet Aruç da diyor ki bu iki şehir arasındaki husumet çözülmüyorsa bu ülkedeki terör sorunu hiçbir zaman bitmez. Çok yazık, üzülüyorum diyor. Tuncay Semizoğlu diyor ki 1461 yöneticileri güvenliği sağlayamayız diyor. Trabzon, Samsunspor taraftarı Trabzon'a gidemiyorsa Samsunspor'daki Trabzonlu yöneticiler yönetimden çıksın. Şimdi Tuncay kardeşim, oldu mu bu? Yani bak, az önce ne konuştuk? Zaten 1461 yöneticileri güvenliği sağlayamayız demiyorlar. Böyle bir şey demiyorlar. 1461 yöneticileri diyorlar ki, 1461 yöneticileri diyorlar ki Samsun seyircisi gelsin. Bizim için bir mahsuru yok. Bu kararı veren İl Güvenlik Kurulu. Yani şu lafına katılmıyorum Tuncay Semizoğlu kardeşim. Samsun Spor'daki Trabzonlu yöneticiler yönetimden çıksın. Ya böyle bir şey yok. Ya insanların şey doğduğu yerlerle alakalı bu tür ön yargılarımız olmasa hocam bana daha iyi olur. Sinan Torun kardeşimiz ısrarla bize mesaj atıyor. Selamlarımızı iletelim. Hüseyin Ortaç, Pasolik'le alakalı problemler için nereye başvuracağız diyor. Pasolik uzmanı sensin. Ben mi? Pasolik için stadın yanındaki gişeler sabah 9 akşam 6 arası açık. Bütün problemleri Bütün problem orada. Evet, hallediyor. Hocam bana ortak çıktı biliyor musun? Kim? İsmet Aruş diyor ki Atilla abi deri toplamaya gidiyor muyuz? Siz gidin abi. İsmet, teşekkür ederim kardeşim. Demek ki hocam mesaj çok önemli. Yani verilecek olan mesajlar çok önemli. Biz belki hani toplamayacağız ama benim aklıma hemen öyle bir fikir geldi. Neden olmasın canım? Allah yani yapılabilir mi? Yapılabilir. Herkes kendi kurban derisini efendime söyleyeyim bir yerlere vermekle mükellef. İster verir, ister vermez. Tuzlar efendim sarar onu, seccade yapar falan filan. Hocam son 5 dakikaya girdiğimizi söylüyorlar. Toparlayalım mı? Var mı başka senin? Teşekkür ediyorum. 1461 Trabzon maçına seyircinin gidip gidemeyeceğine ilişkin şu dakika itibariyle, şu an itibariyle, 23.44 itibariyle kesinleşmiş resmi bir durum yok. Yarın bu konuda kesinleşecek. Bunu özellikle söylemiş olalım. 1461 Trabzon maçında başarılar dileyelim takımımıza. Seyircinin gitmesi durumunda da öyle bir durum şu an yok ama gitmesi durumunda da sağduyulu bir şekilde gidip takımımızı destekleyip geri gelelim. İsmet Menteşe'den bir mesaj geldi şu anda. Nevşehir değil mi hocam? Ona selamımızı iletelim. Selamlarımızı gönderelim. Siz diyor bir şeyler yapın diyor. Samsunlu iş adamlarını arayın. Programınızın içinde diyor bir şeyler yapın diyor. İlk ikiden diyor çıkacağımıza inanıyorum diyor. Ama şu bir gerçek ki Samsunspor için çok geç olmadan bir şeylerin yapılması gerek diye düşünüyoruz. Bütün ön yargıları bir kenara bırakarak herkesin taşın altına elini sokması lazım diye düşünüyoruz. Bunu A şahsına destek vermek, B yönetimine destek vermek olarak algılamamak lazım. A kişisinin borcunu kapatmak, B kişisinin temliğini kaldırmak şeklinde görmemek lazım. Bunu Samsunspor'un bir sorunu olduğunu görmek lazım. Geçmişi bir kenara bırakmak lazım. Bir resetlemek lazım bilgisayarı. Herkesin üzerine düşeni eğer Samsunsporluyum diyorsa, Samsunluyum diyorsa
buradaki Samsunluyum'dan kastettiğim insanların doğum yeri değildir. Burada Samsunluyum'dan kastettiğim bu şehirde yaşayan, bu şehrin bir parçası olmuş tüm insanlar Samsunludur. Evet. Doğum yeri ne olursa olsun 780 bin kilometre kare bu toprak, bu vatan bizim toprağımızdır. Bu vatanın her köşesinde doğan vatandaşımız bizim vatandaşımızdır. Ve bu vatandaşlarımız, bu insanlarımız Samsun'da yaşıyor ve kendisini Samsun'un bir parçası olarak görüyorsa, o yüzden o insanları doğum yeriyle eleştirip şuralı buralı gibi çok basit, banal, yavan, gereksiz suçlama ve yorumlardan kaçınmak lazım diye düşünüyorum. Tüm Samsun halkının, Samsun spor seyircisinin, tüm Türkiye'nin, İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı bu vesileyle bir kez daha tebrik ediyorum. Hayırlar getirmesini diliyorum. Ülkemizdeki sıkıntıların çözümüne vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Herkese iyi akşamlar, iyi bayramlar diliyorum. Hocam ağzına sağlık. Evet sevgili izleyiciler, bir Spor 55'in sonuna geldik. 1461 Samspor karşılaşması TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Bunu da ben size son bilgi olarak burada hatırlatayım dedim. Az evvel Ender Hoca'nın söyledikleri sözlerin aynısına katılıyorum. Ben de sizlerin Kurban Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. Kurbanlarınız hayırlı ve mübarek olsun diyorum. Lütfen kurbanlarınızı ehil kimselere kestirmenizi istiyoruz. Böyle bıçak yaraları, kesikler, hastanelerde görmek istemiyoruz diyelim. Evet, hepinizin Kurban Bayramı kutlu olsun diyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi geceler diliyorum. Samsun'da doğdum, Samsun Spor'la yaşıyorum, Samsun Spor'la öleceğim. İyi geceler, hoşçakalın.